biraz meşakkatli bir yoldan geldik. Yollar çok güzel ama. Bu yan tarafta böyle kamelya evler ve mangal yakma yerleri var. Bakın özgürce mangalı yakabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Burada bir market de bulunmakta. Ama gördüğüm kadarıyla çok detaylı bir çeşit yok gibi sanki. Bisküvit, dondurma, içecek. Bu tür şeyler var. Havuza giriş. $100 kişi başı. Nakit. Evet, bunlar yeni yapılmış arkadaşlar. Buralarda piknik yapma yerleriniz var. Bu taraf bakımsız. Girişte cüzi bir para alır, 30 lira. Vay kaydıraklı havuz hem de. Kılandıra su kemeri. Kral yolu üzerine yapılan bir köprü olduğu da söylenmektedir. Kılandıraz Köprüsü. Su kemeriymiş arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir yer. Kılandıraz Köprüsü, Uşak ilinin Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminden kalma tarihi bir köprü. Köprü, Banas Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmıştır. Köprünün iki ucu dağ kayalarının yarı belini üzerinde oturmuştur. Uzunluğu 24 metre, derinliği 17 metredir. Eni de 1.75 metredir. Taşların yüzleri kalemle işlenmiş ve kemerlerin iri taşları zıvanalı olarak birbirine iyice kenetlenmiştir. Kemeri kasnak biçimidir. Bu haliyle Mostar Köprüsü'ne çok benzemektedir. Köprü fil ayağı tabir edilen iki ana gövdeden oluşmuştur. Sabit kaya üzerine bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Halen gürül gürül akmakta olan suyu karşı tarafa aktarmak için kullanıldığı kayalarda açılmış olan su kanallarından anlaşılmaktadır. Yaya trafiğine de müsaade edildiğini düşünüyorum. İnsanlar buradan hem karşıya geçiş için kullanıyor köprüyü hem de suyu aktarmak için kullanmışlar. Bölge hafta sonları çok kalabalık olduğu söyleniyor. Biz hafta arası geldik, gayet tenhaydı. Dere boyunca ahşap
yoldan gittik. Yol bir yere kadar gidiyor. İlerideki antik kente gidiyormuş. Anladığım kadarıyla buradan su karşıya geçip antik kente gidiyormuş. Yani yukarıda su kanalları kayalara oyulmuş bir yere, büyük bir ihtimalle antik kente doğru su verilmiş. Market açılması çok güzel olmuş arkadaşlar. Havuz da var. Hem çocuklara da yönelik küçük havuzu da var. Ayrıca bungalov evler ve piknik yapmak için mangal ocakları hazırlanmış. Gayet güzel düzenlenmiş. İşte uzak. Yani buradan geçerken ancak uğrayabildik ama Uşak'ta yaşayanlar, çevrede yaşayanlar hafta sonları buraya sürekli geliyorlar. Sizler de buralardan geçerseniz muhakkak uğrayın. Görülmesi gereken güzel bir yer. Mostar Köprüsü de çok benziyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Klandras Köprüsü. Balık da var. Gördüm. Buradan antik kente gidiliyormuş. Pepuza antik kente. Güzel mi acaba? Yok. Kırmızı beyaz Likya yolu çizgileri de var. Hafta yol bitti böyle. Ama bu sıcak günde burası çok güzel, sepsiyerim. Arkadaşlar bu yol burada bitiyor. Antik kenti çöpleri de atmasalar. Kırmızı beyaz engelli yolları geçmek gerekiyor. Likya yolu gibi. O yüzden buradan geri dönüyorum. Bakın balık var dedim, inanmıyorsunuz. Görün bakın. Balık kaynıyor resmen. Küçüğü varsa büyüğü de vardır. İstavrit kadar var o. Daha büyüğünü de görmedim ama vardır muhakkak. Frigyalılar ya da Lidyalılar tarafından su kemeri olarak yapılmış. Su taşımak amacıyla kullanılmış. Suyun kaynağı buradan, dağdan geliyor. Eski zamanların su kanalları hala duruyor burada. Buradan da su geliyormuş.
o tarafa gidiyormuş artık. Nasıl bir sevkiyat vardı o zaman bilemiyoruz. Tarihi. Çok güzel bir yer.